SolidWorks 2010 versiyonu içerisinde güçlendirilmiş Simulation Express aracı karmaşık olmayan yapısal analizlerin kolaylıkla yapılabilmesine olanak sağlıyor. Simulation Express aracını çalıştırdığımızda kullanıcıyı yönlendiren bir diyalog penceresi karşımıza çıkıyor. Bu diyalog penceresi ile analiz adımları interaktif olarak yönlendiriliyor. Açılan pencerede ilk adımda Next linkini tıklayarak devam ediyorum. Burada tanımlanan analiz adımlarını takip etmemiz yeterli olacak. Bu aşamada sınır şartları için sabitleme seçeneklerini tanımlıyorum. Görüldüğü gibi farklı sabitleme seçenekleri görsel olarak da bu pencere içerisinde örneklenmiş durumda. Bu örnekte ele alınan model için sınır şartlarımıza uygun bir tanımlama yapmak üzere devam ediyorum. Ede fixture diyorum ve modelin bağlantı deliklerini sabitliyorum. Burada analizi, diyalog penceresi ve simulation express ürün ağacından da aynı anda takip etmek mümkün. Daha sonra yük tanımlaması için tekrar next diyorum. Burada yine yük tanımlaması görsel olarak örneklenmiş ve modelimizin yükü tanımlayacağım yüzeyine yaklaşık 10000 Newtonluk bir yük uyguluyorum. Burada eğer istenilirse tekrar ürün ağacına geri dönüp yük değerlerini değiştirme mümkün. Next diyerek devam ediyorum. Bize verilmiş olan malzeme tanımını kabul ediyorum. Ve yine yeni bir özellik olarak SolidWorks 2010 Simulation Express içerisinde mesh yoğunluğunu kontrolünü yapabiliyorum. Burada gördüğünüz gibi yine görsel olarak örneklenmiş. Devam ediyorum. Run Simulation linki ile analizimi çalıştırıyorum. Güzel bir özellik olarak Simulation Express içerisinde analiz sonrası deformasyon davranışını hemen görmek mümkün. Ee, animasyonumu durduracağım. Animasyonu durdurduktan sonra sınır şartlarımı saklıyorum. Diyalog penceresinde bir geri dönüş olarak ve değerlendirmeye devam etmek için analiz sonrası deformasyonun beklendiği gibi olup olmadığını bize soruyor. Burada evet diyerek devam ediyorum. Ve sırasıyla eş değer gerilmeleri, yer değiştirmeme bakacağım. Ve güvenlik faktörünü görebiliyorum. 10 olarak değerlendiriyorum. Güvenlik faktörümü değerlendiriyorum. Bu adımdan sonra e, analiz için bir rapor oluşturabilirim ya da yapısal bir optimizasyon öngörebilirim. Bu örnek için optimizasyon adımına geçiyorum. E, yine kullanışlı bir özellik olarak tasarım değişkenlerimizi tanımlamak için parametreler otomatik olarak e, bu fonksiyonda ortaya çıkıyor. Buradan üstteki 60 mm olan parametremi seçiyorum ve bu parametrenin 15 mm ile 60 mm arası değişmesini istiyorum. Tasarım sınırı olarak HDR gerilmenin 150 MPa'nın altında kalmasını istiyorum ve hedef fonksiyon olarak da kütlenin en az olmasını istiyorum. Tanımlamalarımı yaptıktan sonra Run Link ile optimizasyon analizimi çalıştırıyorum. analizimiz kısa bir süre sonra tamamlanmış olacak. Alt taraftaki tanımlama ve değerlendirme penceresinden başlangıç ve optimize edilmiş son tasarım değerlerini değerlendirmek mümkün olacak bizim için. Analizimiz sonuçlanmak üzere. Ve değerleri elde ediyorum. Ee, görüldüğü gibi tanımlanan tasarım değişkeni sınır şartına e, ve hedef fonksiyona göre bize optimize edilmiş yeni tasarımın değerleri verildi. Ve görüldüğü gibi e, tanımlamamız üzerine ağırlıktan belli bir miktar kazancımız oldu. Ee, bu pencereyi kapattıktan sonra... Görsel olarak da değerlendirmeme geçiyorum ve optimize edilmiş tasarımın sonuçlarını görsel olarak değerlendirebiliyorum gerilmelerim ve e, güvenlik faktörüm olarak. Görüldüğü gibi SOLIDWORKS 2010 ile birlikte daha da güçlendirilen Simulation Express aracı kullanıcılarına en iyi tasarımı elde etmede büyük kolaylık sağlamaktadır.